Evet, tokenizasyon firmasının an itibariyle giriş yapması üzerine konuşacağız ve Avrupa tarafına açılması meselesi üzerine konuşacağız. Tabii gün içerisinde bunu Avalanche ile alakalı ve bağlantılı bir şekilde konuşmuştuk ama burada daha XRP odaklı gideceğimizi açıklayabilir ve söyleyebilirim. Şimdi bunun aslında ana başlangıç noktası zaten başından beri Ripple'dı. Hani İlk baştaki Almanya'nın haberi sonrası tokenizasyonun bu kadar ilerlemesi, aynı şekilde geldiğimiz son noktada bu tokenizasyonun farklı noktalara menkul kıymetlerin tokenlaştırılması hususu aslında Ripple'la son vakitlerde revaç yakalamış meselelerden bir tanesidir. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Bu da Ripple'ın ana vizyonudur. Tabii Avalanche üzerinde yani dağıtık defter teknolojisi dediğimiz bu teknoloji sadece tek bir noktaya hususiyetle yerleştirilmemiştir. Fakat dağıtık defter teknolojisinin aynı şekilde tokenlaştırma mantığının ilkleri de tabii ki bir takım projelerde yatmaktadır. Ki bu da gayet normaldir. Bu şartlar altında Ripple ve Stellar aslında bunu ilk gerçekleştirenler arasındadır. İşin özel sektör ve firmalaşmış boyutu için bir kastettiğimin de altını çizeyim. Dolayısıyla bu gibi haberler de önce bunu etkilemektedir. Bilmem anlatabildim yani Ripple'ı etkilemektedir. Tokenizasyon firması Securitize AB'ye İspanya ile giriş yaptı. Mesela biliyorsunuz Bank of America çok yakın bir tarih içerisinde hatta dün müydü, önceki gün müydü ne tokenizasyonla birlikte piyasaya girebilecek paranın 2030'a kadar yalnızca 2030'a kadar 30 trilyon doları aşacağını, 30 trilyon doların üzerine çıkacağını iddia etmiştir. Şu anda öyle bir süreçten geçiyoruz ki bu kadar da hızlı bir şekilde diyeyim size. Öyle bir süreç üzerinden yürüyoruz ki bakın hem ETF'ler hem tokenizasyon vesaire bunların tamamında piyasa çok ileri gitti ve her birinden korkunç derecede fon alımı ihtimali var. Bir fon çekimi ihtimali var. Neticede bundan bahsediyorum. Bir tanesinde piyasaya giriş mesela ETF'lerden 30 trilyon dolar gibi bir çekim bekleniyor. Bir tanesinden tokenizasyondan 16 trilyon dolar gibi bir çekim bekleniyor. Yani bu korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Kaldı ki 2030'a kadarki dönem yani 2030 yılına kadar karşımıza gelen bu zaman dilimi bile aslında piyasanın tam anlamıyla revaçta olduğu bir döneme tekabül etmemektedir. Daha doğrusu revaçta olacak. Fakat bütün ülkelerde tam potansiyeline gelmiş o yüksek noktasına kadar hareketi yakalamış bir hale gelmeyecek aslında. Bundan söz ediyorum. Dolayısıyla bunun ilerisinde çok daha büyük boyutlar var. Hatta Agroc'un dediği gibi ETF'ler çıktıktan sonra piyasa daha da ilerleme kaydetmeyi sürdürdükçe bence söylediği şey doğru. İlerleyen vakitlerde XRP coin'in de ETF'leri karşımıza gelebilir. Ve bunlar da söylediği gibi çok yüksek fiyatlara kadar bir hareket kabiliyeti yaşatabilir. Mesela gayrimenkullerin tokenlaştırılması diyoruz. Yani gayrimenkullerin tokenlaştırılması neyi ifade ediyor? Aslında varlıkları yani küçük fon tutan yatırımcıların da piyasaya giriş yapabileceğini ve piyasanın çok daha fazla para çekebileceğini karşımıza koyuyor ve tamamıyla halka açılabilecek bir halkın benimseyebileceği bir meseledir bu. 2017 yılında kurulan ABD merkezli tokenizasyon firması Securitize, İspanya'da ilk kez bir hisse senedini dijital olarak çıkardı. İspanya Hazine Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili izin alan şirket, İspanyol emlak yatırım firması olan Mansfi Partners'ın hisselerini temsil eden tokenlar çıkardı. Bu arada temsil ettikleri hisselerin de bir şey olması ayrı bir muhabbetmiş. Yani bir emlak şirketinin olması da biraz daha nasıl diyeyim size manidar olmuş yani anlatabiliyor muyum? Süreci ise İspanya'da finansal piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesi sorumluluğunu üstlenen regülatör CNMV kontrol ediyor.
Yıllanç blok zinciri üzerinde çıkarılan tokenların ikinci el piyasadaki işlemleri de Eylül ayında başlayacak. Buradaki Yıllanç üzerinde çıkarıldı. Mesela sürekli diyorum ya, Yıllanç videosunda da söyledim. Yıllanç üzerinde çıkarılan bu tokenlar neticede aynı durum ve çatı altında XRP'yi de güçlendirecektir. Çünkü bunun yaygınlaşması, tokenizasyonun bu kadar yüksek denli şekilde yaygınlaştırılması ve kullanılması demek aslında ne demek oluyor? Ripple'ın da bir noktada bunu yaygınlaştırabilmesi demek oluyor. Bu teknolojinin ilerleyişi bu neticeye bağlanır. Securitas şirketinin neden İspanya'yı seçtiği konusu ise regülasyon kurallarında gizli. İspanya'daki kurallara göre şirketler belli denetimleri geçtikten sonra gerekli olan lisansları almadan gerçek dünya varlıklarını tokenize edebiliyor ve denemelerde bulunabiliyorlar. İşte bu adımda Securitas şirketinin Avrupa'daki ilk denemesi olarak ön plana çıkıyor. Aslında adamların yapmaya çalıştıkları, yani gerçekleştirmeye çalıştıkları taktiği anlayabilmek de çok zor olmayacaktır. Bir kere onu da söyleyeyim. Çünkü adamların istediği şey bu. Adamlar diyor ki ya, İspanya üzerinden bir başlangıç adımında bulunmak kolay. Çok zor bir şey değil başlangıç için. E biz buradan gireriz diyorlar. Buradan bir giriş gerçekleştiririz. Devamında MiCA ile birlikte Avrupa'ya bir yayılım sağlarız. Mesela Ripple'da en son Birleşik Krallık tarafına biliyorsunuz ki şey yaptı. Nedir o? Birleşik Krallık üzerinden bir hareket etti. Aynı amaç. Yine Birleşik Krallık üzerinden mesela Almanya'ya da hareket ediyor. Buralar üzerinden Avrupa Birliği tarafında bir tam açılım seyretmek istiyorlar. Bir tam açılım görmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki hedef tüm Avrupa'ya yayılmak. Doğru. Şu an bunu sadece Ripple da yapmıyor. Yani bunu yalnızca Ripple ya da yalnızca Securitize yapmıyor. Şu an hem borsalar, aynı şekilde ihracatçılar ve projeler bu yayılımı yapmak için kendi unsurları, kendi çalışma şekilleri ve stratejileri adı altında en kolay lisans alabilecekleri ve olayın üzerinde en kolay var olabilecekleri yerleri seçmeye çalışıyorlar aslında. Mesele bu. Ve burası üzerinden de diğer noktalarda da var olabilmeye çalışıyorlar. MiCA kapsamında da görece Avrupa Birliği tarafından onay almaya çalışıyorlar. Aslında bütün mesele buradan geçiyor. Ve Ripple'da yakın zaman içerisinde Avrupa tarafında yayılacak ve genişleyecek gibi duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.